Bu resimler sizce nasıl? Bir sürü balina var, rengarenk falan. Peki böyle bir şeye para verir miydiniz? Mesela ben direkt ekran görüntüsü alabilirim. Ama bu görseller 290 bin sterline satıldı. Yaklaşık olarak 3,3 milyon lira falan yapıyor. Ve bunları yapan kişi 12 yaşında bir çocuk. İşte bunlara NFT deniyor. Non-Fungible Tokens. Yani bunlar benzersiz bir şey oldukları için siz bunları para verip satın aldığınızda o şeyler sizin oluyor. Yani onlara sahibi siz oluyorsunuz. Kim bunlara para verir demeyin. Veriyorlar çünkü. Ben de mi NFT işine gitsem? NFT ile para kazanmaya çalıştım. Ne dersiniz? Yapsam mı böyle bir video? Aklımda bulunacağım bunu ama şimdilik bu videoda NFT nasıl satışa sunulur? Biraz bunlara bakalım. NFT paylaşmak için bir sürü site var ama bu videoda benim göstereceğim OpenSea. Siteye girdiğimizde direkt sağ üstten buradan Create deyip başlayabiliyorsunuz. Veya şuradaki Create butonuna tıklayıp başlayabiliyorsunuz. Veya isterseniz ilk başta Explore deyip sitenin içerisinde satışta olan bazı NFT'lere bakabilirsiniz. Böyle NFT'ler var. Bunlar satılıyorlar işte. Mesela şu an burada gördüğünüz bu maymun 2,3 Ethereum'a satılıyor. Hemen 2,3 Ethereum ne kadar yapıyormuş ona da bir bakalım. Şu anda bu gördüğünüz maymun 66 bin liraya satılıyor. Bu maymun. Bazı kişiler burada aldıkları domainleri satıyorlar sanırsam. Atpat.crypto domaini şu anda 89 Ethereum'a satılıyor. Bir dakika. Kaç tane şey var lan burada? Şu an bu domain 2,5 milyon liraya satılıyor. Ama hadi öyleyse gelin bir hesap oluşturalım ve bir NFT satışa sunalım. Onun için create diyoruz. Ama burada şöyle bir şey diyor. You need an Ethereum wallet to use OpenSea. Yani bir cüzdana ihtiyacımız var ki biz burada satışa başlayalım. Onun için MetaMask'ı kullanabilirsiniz veya farklı bir seçenekler de sunuyor bize. Coinbase gibi başka bir şey tercih edebilirsiniz. Ama ben MetaMask'la devam edeceğim. Buradan get MetaMask diyorum ve benim böyle bir site atıyor. MetaMask'ın kendi sitesi ve buradan iOS'sa iOS, Android'sa Android, Chrome'sa Chrome seçiyorsunuz ve install MetaMask for Chrome diyorum şu an. Çok hızlı konuştum. Ve buradan eklenti olarak MetaMask'ı tarayıcıma ekliyorum. MetaMask kurulduğunda zaten sizi yeni bir sekmeye atacak ve yeni sekme aynen böyle gözükecek. MetaMask hoş geldiniz ve bundan sonra tek yapacağım şey buradaki mavi butona tıklıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Burada yeni bir tane wallet oluşturacaksınız veya bir tane walletınız varsa onu bağlayacaksınız. Şimdi buradan create a wallet diyoruz. Buradan kabul ediyoruz ve bir şifre belirliyoruz. Bunları yaptıktan sonra şifremizi belirledikten sonra create diyoruz. Hesabımızı oluşturuyoruz ve Secure your wallet. İşte burada güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz falan diyor. Bunlara bakabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ederim. Wallet'ınızın güvenliği önemli bir şey çünkü. Ve ondan sonra next diyoruz. Ve burada Sacred Backup Phase var. Bu size bazı birkaç kelimelerle bir cümle oluşturuyor. Anlam çıkarmayan cümle bu aslında. Sadece kelimeleri yan yana koymuşlar. Ve bunu kesinlikle kaydedin. Çünkü gerekecek size sorabilir bunları. Herhangi bir durumda bu işinize yarayacaktır. Ve bunu kimseyle paylaşmayın. Şimdi buraya tıkladığımda bu gizli kelimeleri gösterecek. Ben tıklamıyorum çünkü bu benim wallet'ım olacak. O yüzden bunları saklayın. Ben de saklayayım hemen. Ondan sonra hani bunları sakladınız mı saklamadınız mı diye emin olmak için site sizlere soruyor. Tekrardan aynı kodu bana söyle diyor. Tekrardan aynı kodu giriyoruz buraya. O aşamayı da geçtikten sonra congratulations ve bitti yani hesabımız şu anda oluşturdu. Buradan all done diyoruz. Şu anda wallet'ımız burada. Sıfır Ethereum hiçbir şeyimiz yok. Burada yaptığımız şeyleri görebiliyoruz. Token ekleyebiliyoruz. Şu an yapmamız gereken bitti. Tekrardan OpenSea'ye geri dönelim. Ondan sonra burada Sign into your wallet diyor. Eğer ki F5 attığınızda gelmemişse ana menüye geri dönün ve tekrardan Create'e tıklayın. Gelecektir. Buradan Sign in diyorum. Burada hesabım direkt çıktı. Onu seçiyoruz. Buradan Next diyorum. Ve Connect diyorum. Buradan ise Sign in diyorum. Sign in dedikten sonra da direkt giriş için onayı almış oluyor ve hesaba giriş yapıyor. Direkt hesabımızı oluşturdu bildiğiniz. Şu an OpenSea'de bir hesap oluştu. MetaMask'la bağlandığı gibi. Ve direkt bir NFT yükleme sayfasına geldik. Çünkü Create'e tıkladık. Buradan bir NFT yüklüyoruz. Ben örnek amaçlı olan CryptoPunk NFT'sini yüklüyorum. Tabii ki de bunu yükleyip satışa sunmayacağım. Çünkü bu nasıl desem screenshot aldım bunu. Buradan NFT'nize bir isim veriyorsunuz. İsmini verdikten sonra buraya gelip bir açıklama yazabiliyorsunuz. Onun bir hikayesi varsa, bu NFT'nin bir hikayesi varsa ki hikaye de önemli rol oynuyor diyebilirim NFT'lerde. Bazı kişiler sırf hikayesi için alabiliyor onları. O resmin arkasında yatan hikaye için. Buraya bir hikaye yazabilirsiniz. Ve bir collection seçiyorsunuz. Buradan bir koleksiyonunuz varsa, koleksiyon halinde yapıyorsanız. Mesela videonun başında gördüğünüz balinalar bir koleksiyondu. Aynı plan üzerine gitmiş. Farklı şeyler. Balina var. Balinanın atıyorum şapka giyiyor. Sigara içiyor. Arka plan rengi değişiyor. Ve bu bir koleksiyon halinde devam ediyor. Böyle bir sürü var aynı şeyden. Buraya bazı şeyler, özellikler ekleyebiliyorsunuz. Unlockable content diyebiliyorsunuz. İşte bu satın alan kişi NFT'nin
son halini, asıl halini satın aldıktan sonra görecek. Neyle satacağınızı seçebiliyorsunuz, Ethereum seçiyorsunuz. Şimdilik ben sırf diğer aşamaları da gösterebilmek için kendi şeyimin, bana ait olduğunu bildiğim bir şeyin NFT'sini yüklemek istiyorum ki bir sorun yaşamayayım. Böyle bir şeyin NFT'sini yaptım. Bunu daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür muhtemelen bu logoyu. Bunu piksele dönüştürüp NFT haline getirmek istedim. Ondan sonra buradaki aşamaları da yaptıktan sonra create diyorum ve para göz şeyim, bu NFT'im oluşturuldu ama satışta değil şu anda. Şu an sahibi bu şeyin benim. Buradan sell diyorum. Sell dedikten sonra şimdi fiyatlandırma kısmına geldik. Buradan set a price, hatta sayfayı Türkçe'ye çevirirsem sanırsam daha güzel olacak. Fiyatı belirle diyor, en yüksek teklif diyor ve paket diyor. Biz burada bu birinciden fiyatı belirle kısmından gideceğiz. Sabit veya azalan bir fiyattan satacağız. Atıyorum ne kadara satacağız? Bir Ethereum'a satacağız. Kaç yapıyormuş? $3,345 diyor. Veya atıyorum ne bileyim 0.5 de yapabilirsiniz. Şu an 0.5, $1,672 gibisinden. Bu bir bitiş fiyatını dahil et diyebilirsiniz. Mesela uzun bir süre satılmazsa fiyatı yavaş yavaş azalır NFT'nin bir satıcı bulana kadar. Şuradan mesela bunu açtım. Bitiş fiyatı da 0.1 olur. Atıyorum ilk ay kimse satamadı. 0.4'e düştü. İkinci ay satamadı. 0.3'e düştü gibisinden 0.1'e kadar düşecek ve en kötü ihtimal 0.1'de duracak. Böyle olsun istemiyoruz. Gelecekteki bir zaman için zamanlayabiliyoruz. Direkt yayına girmesin gibisinden. Yayına girsin ama satın alınamasın. Zaten açıklıyor burada hepsini. Buradan kesintileri belirliyor. %2.5 OpenSea'ya gidiyor. Yani toplam olarak %2.5'ini site alıyor. Başka geri kalan da hepsi size kalıyor bu paranın. Buradan ilanınızı yayınlayın dediğinizde MetaMask açılacak. Şöyle MetaMask açıldı. Şimdi bu niye açıldı? Burada size ödeyeceğiniz kesintiyi gösteriyor. Bildiğim kadarıyla diğer sitelerde düzenli olarak her NFT'niz için para ödemeniz gerekiyor. Her NFT yüklediğinizde bir kesinti ödersiniz. OpenSea'de sadece ilk NFT'nizi yüklerken bunu ödediğinizi biliyorum. Yani sanırsam böyle. Ve $86'lık bir kesinti ödüyoruz. Bu bayağı yüksekmiş. $80'a düştü. Bu değişiyor. Bilmiyorum, isterseniz böyle bekleyebilirsiniz. Fiyat düştüğünde oradan girebilirsiniz. Şu an 90'a falan çıktı. Bu her 30 sent bir galiba değişiyor. Ve $90'a ödeyip buradan devam ediyorsunuz. Onun için tabii paranıza bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Burada dediği kadar işte. Şu an ben böyle bir şey yapamayacağım için maalesef. Çünkü bir Ethereum'um yok. Ama eğer ki bunun bir hafta videosunu veya atıyorum genel olarak 14 günlük veya ne kadar sürecekse bir challenge videosunu çekersem, o zaman yüklemem gerekecek. Muhtemelen videoyu çekmeden bir gün öncesinden yükleyeceğim NFT'yi ve bir gün boyunca bunun en düşüğünü bulmaya çalışacağım. Oradan gireceğim. 90 çok para. Çok para 90. Kısacası yapmanız gerekenler bunlardı. Bundan sonra NFT'niz yayına girecek. Ondan sonra benim profilime geri dönelim. Buradan profilinizi düzenleyebiliyorsunuz. Buradan şuraya tıklıyorsunuz. Settings diyorsunuz. Ve General Settings'ten bir isim girebiliyorsunuz buraya mesela. Şöyle adımı girdim buraya. Birleşik olması gerekiyormuş. Ve Türkçe karakter içermemiz gerekiyormuş. Buraya isterseniz bir hakkınızda kısmı, sizin hakkınızda bilgi verdiğiniz ya işleriniz hakkında bilgi verdiğiniz bir şey yazabilirsiniz. E-mail, sosyal medya falan girebiliyorsunuz. Profil fotoğrafınızı veya bannerınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada zaten aşağıda NFT'nizi görüyorsunuz. Satışta olanı veya olmayanı. Ekstradan da yapabileceğiniz bir şey, bu da önemli. Bunu da göstermek istiyorum. Şuradan My Collections'a geldiğinizde buradan Untitled Collection, otomatikman bir koleksiyon olarak bunu paylaştık. Çünkü genelde bunları bir koleksiyon olarak belirlemeniz gerekiyor. Şuradan Create a Collection dediğinizde direkt böyle bir kısım geliyor. Koleksiyon logosu, o koleksiyon klasörün logosu gibi düşünebilirsiniz. Buradan bazı resimler koyabiliyorsunuz, zorunlu olmayan. Logo zorunlu, logoyu koymanız gerekiyor ama onun altında böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Koleksiyonunuzun ismi ve koleksiyonunuza bir URL verebiliyorsunuz. Otomatik random bir şey girmemesi için buradan bir şey veriyorsunuz. Atıyorum ne koleksiyonu? Videonun başındakini gördüğünüzden örnek verelim. Wild Whales mesela. Atıyorum şöyle bir şey gireceksiniz. Muhtemelen bu kullanılıyordur. Aynen kullanılıyor zaten. Açıklama, kategori, linkler falan bu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Ve böyle de bir şey yapabiliyorsunuz. Royalties denen hakkınızı hala korumak için. Çünkü o NFT'yi ilk başta siz çıkardığınız için. Atıyorum percentage fee. Şuraya kaç olsun? 10 yaptım. Başka birisi benim NFT'mi satın aldığında ve onu tekrardan satmaya kalkarsam ben bundan 10'luk bir kesinti alacağım. %10 kesinti yapıyorum. Atıyorum onu kaç? $1000 mı sattı? Tamam, $100'ını ben alıyorum. Çünkü sen NFT'yi benden satın aldığında tekrardan satıyorsun. Gibisinden. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Buradan hangi coin'le satın alıp satılabileceğini falan. Farklı token de girebiliyorsunuz buraya. İşte şurada bir sürü token var. Ve nasıl görüneceği padded, contained veya covered. Bu tamamen artık görsel olarak bir şey. Ondan sonra bir NFT yayınlarken de İlk NFT oluşturma sayfasından koleksiyon olarak onu seçiyorsunuz. NFT yayınlamak için yapmanız gerekenler bunlardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu an NFT yayınlayabilecek durumdasınız. Parayı öderseniz tabii ki de. NFT'ler son zamanlarda, hatta son zaman değil, neredeyse geçtiğimiz bir yıldan beri bayağı insanlara para kazandıran bir şey. Tabii ki de herkes kazanacak diye garantisini veremem ama
Görüyorsunuz 12 yaşındaki bir çocuk bile milyonlar kazanabiliyor. Ama çocuk olduğumuzu unutmamak gerek. Çocuklar ne yapar? Oyun oynarlar. Peki oyun oynayarak para kazanabilirler mi? Bilmiyorum. Cevabı bu videoda. Oyun oynayarak para kazanmaya çalıştım. O videoya da bakabilirsiniz. Öyleyse o videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.